<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Farabi Online Dershanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. ünitemizin B ve C kısımlarını işliyoruz. Evet arkadaşlar, 3. ünitemizin B ve C kısmında sağlık konusuyla birlikte gereklilik kipi olan meli malı ve hikayesi konusunu dil bilgisi olarak işliyoruz arkadaşlar. Üçüncü ünite B. Uzun ve sağlıklı yaşa. Her şeyin başı sağlık. Silmek gerek, okumamız lazım, çıkmaları gerekiyor, gelmene gerek yok. Mesela burada silmemiz gerek ya da lazım gibi an, aynı anlama, eş anlama gelen bazı kalıplardan bahsetmiş arkadaşlar. Otobüs saatinden önce durakta olmamız lazım. Lazım, gereklilik anlamında kullanılan bir kalıptır arkadaşlar. Bir evi haftada en az iki kez tem temizlemek gerekir. Yarın cumartesi okula gitmene gerek yok. Şeklinde arkadaşlar bunlar anlam olarak bize gereklilik bildiren bazı kalıp ifadelerimizdendir arkadaşlar. Ürün temizin B bölümünün dil bilgisi konusunda. Gereklilik kullanımları. Fiile, makmek, mastereki, gerek, lazım, gerek şeklinde kalıplarımızdan gelmiş arkadaşlar. Hemen bunun örneğini verelim. Doktor hanım hemen aşağıya gelmeniz gerek. Acil bir hasta var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gel burada fiildir. Gel. Mac, mek eklerimizden. Mek, master ekimiz gelmiş. Ve gerek. Gördüğünüz gibi gereklilik kullanımında. Mak, fiil artı makmek artı gerek bu şekilde arkadaşlar verilen kalıbımıza uygun bir şekilde örnek vermiş kitabımız. Bu yapı yapılması gerekli olan bir işi anlatmak için kullanılır. Yani gerekli olan bir durumda kullanılır. Fiil, ma, iyilik, yine gerek lazım, gerek, gerek lazım ve zaman eki şeklinde kalıp ifademiz gelerek kullanılır arkadaşlar. Hemen örnek verelim. Bu raporları cuma günkü toplantıya yetiştirmemiz gerekiyor. Gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gerek kalıbımızdan bir tanesi gelmiş. Yetiştirmemiz gerekiyor diyerek yapılması gerekli, yapılması lazım olan bir iş bildirilmiş. Saat 5'ten önce okuldan çıkmaları lazım. Çıkmak fiildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada çık bir fiil. Mame burada ikinci kalıpta verilen ifadelerimizden. Malları arkadaşlar nedir? İyelik ekleridir. Çıkmaları, onların çıkmaları lazım da arkadaşlar yine kalıbımızda belirtilen gereklilik Kalıplarımızdan birisidir arkadaşlar. Çıkmaları gereklilik eklerimizden biridir arkadaşlar. Nedir? Çıkmaları lazım. Doktor bey bu ilaçları almam gerekiyor mu? Almam gerekiyor mu? Almak fiilin kök hali. Mame buradaki kalıplarımızdaki ifadelerden almam gerekiyor mu? Benim almam gerekiyor mu? Yelik eki arkadaşlar oradaki almamdaki mem gerek de zaten yine yapılması gereken bir işte kullandığımız kalıplardan birisi. Çok kilo aldın bu kadar tatlı yememen gerekiyor. Yemek fiilin kendisi. Arkadaşlar yemek fiilimizin kök hali. M, ma ekimizden M2 gelmiş. Yemen. Yememen. Nedir arkadaşlar? Bu da olumsuz. Yememen gerekiyor. Senin yememen gerekiyor yapılması gereken bir iş bildirdi arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. Uzun yaşamak için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Etme, mame eklerinden biri. Etmemiz ne? Kimin etmesi? Bizim etmemiz gerekiyor da yine kalıbımızda verilmiş ifade arkadaşlar yaşlıların sıcak havalarda sokağa çıkmaması gerekiyor. Nedir? Yapılması gereken bir iş. Çıkmaması. Yaşlı insanların çıkmak fiilimizin kök hali arkadaşlar. Makmek, mastar eklerimizden birisi çıkma. Mame eklerimizden birisi çıkmaması nedir? Bunu olumsuz hale getirmiş arkadaşlar. Çıkmaması gerekiyor. Her insanın günde 2 litre su içmesi gerekiyor. Ya da su içmesi lazım şeklinde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Başkanın toplantı raporlarını imzalaması, kimin imzalaması onun yani başkanın imzalaması lazım ya da gerekiyor şeklinde cümleyi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Sıranız henüz gelmedi, biraz daha beklemeniz yeterli ki gerekiyor. Daha yapılması gereken bir işte kullandığımız kalıp ifademiz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar gerek ve lazım kalıplarını kullanarak bir işi yapmamızdaki gereklilik durumunu bildiren cümle kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise mecburiyetinde olmak, mecbur kalmak şeklinde kullanılan kalıp ifadelerden bahsediyoruz. Bu yapı yapılması zorunlu olan bir işi anlatmak için kullanılır. Nedir arkadaşlar? Bir önceki etkinliğimizde, hazırlık çalışmamızda yapılması gerekli olan bir şeyi anlatıyorduk. Şimdi ise yapılması zorunlu olan bir şey arkadaşlar. Zorunda olmak Bolsa bol mu bir iş yani yüzde yüz yapmamız gereken olan bir iş arkadaşlar şimdi bunun kalıbına bakacak olursak fiil makmek eki zorunda olmak mecburiyetinde olmak mecbur kalmak şeklinde tüm öğrenciler okuma dinleme yazma konuşma sınavlarına girmek zorunda Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gir burada fiilimizin kök hali gir, mek arkadaşlar makmek eklerimiz, girmek zorunda olması yani yapmasa olmayacak anlamına geldi, gelen kalıp ifadelerimizden birisi. Ödevi Salı günü öğleden sonraya kadar bitirmek mecburiyetindeyiz mecburiyetindeyiz. Ne anlama geliyor arkadaşlar? Yapmasak olmaz. Bu işi yapmasak olmaz. Yapmak zorundayız. Bu haberleri ona anlatmaya mecburum. Mecbur kalmak. Anlat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anlamaktan anlatmak olmuş. Mame ekimiz gelmiş. Anlatmaya mecburum. Zorunda olduğu olan bir kalıp ifademiz. Bir memur istifa etti, onun işlerini de biz yapmak zorundayız. Yap fiilimizin kök hali, makmek master ekimiz, zorunda kalmak kalıp ifademiz. Bu akşam mesaiye kalmak zorunda mıyız? Bu da soru şeklinde, şeklinde verilmiş arkadaşlar. Kalmak kal fiilimizin kök hali, kalmak fiilimizin master eki almış hali, zorunda mıyız ise arkadaşlar mecbur kaldığımız, zorunda olduğumuz kalıbımızın soru şeklinde tamamlanmış hale. Şimdi ise arkadaşlar aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. Ofiste pek çok kişi izne çıktı. Bu sıralar daha çok çalış, mak, 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 mek, master eklerimizden biri. Daha çok çalışmak zorundayız şeklinde arkadaşlar. Yapılması gereken %100 mecbur olduğumuz bir kalıp ifade. Ben de istemiyorum ama o toplantıya katılma mecburiyetindeyiz şeklinde tamamlayabiliriz arkadaşlar. Şeker hastaları beslenmelerine çok dikkat etmek eklerimiz, zorundalar. Yani bu işi yapmasalar olmaz. Çocuk çok ağlıyor ama iyileşmek için bu ilacı içmek mecburiyetinde şeklinde cümlemizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şeyi saklayamazsın. Polise her şeyi anlatmak zorundasın. Anlatmazsan olmaz. Elinde sonunda demek arkadaşlar. Elinde sonunda demek bir işi yapmak zorundasın. Yani sen yapsan da yapmasan da o iş sonuçta olacağına varacak. Eninde sonunda ifadesi bu e, tür mesela zorunda olmak, mecburiyetinde olmak durumlarında kullanılır arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar gereklilik kipinde bir işin yapılmasının gerekli olmadığı kalıp ifadelerimizi görüyoruz arkadaşlar. Yani gerek yok lazım değil, zorunda değil, mecbur değil şeklinde. Neydi arkadaşlar? İsimlerde değil gelince o kalıp ifademizi olumsuz yapıyorduk. Mesela Fatma Nur okula gitmek zorunda değil. Fatma Nur okula gitmek zorunda dersek bu işi yapmak mecburiyetindeyim. Bu işi yapmazsan olmaz. Ama Fatma Nur okula gitmek zorunda değil dediğimiz zaman arkadaşlar bu işi yapmasa da olur anlamında. Bu yapı bir işin yapılmasının gerekli olmadığını anlatmak için kullanılır. Örnek verelim arkadaşlar. Yarın kursa gitmem gerekmiyor. Çünkü bayram tatili başlıyor. Gitmek fiilimizinki kök hali. Gitmame, yine eklerimizden biri. Gitmem, kimin? Benim gitmem gerekmiyor. İyelik gelmiş hali. Gerekmiyordu arkadaşlar gerekin tam tersi olumsuz hali diye düşünebilirsiniz. Yarın kursa gitmem gerekmiyor. Bu işi yapmak zorunda değilsin. Bu işi yapmana gerek yok. Bağırmana gerek yok. Seni duyabiliyorum. Yürüyerek gidebiliriz. Arabaya binmemize gerek yok. Gerek yok yapmak zorunda değilsin. Yapmasan da olur. Artık tatil erken kalkmak zorunda değilim. Değil arkadaşlar neydi? olumsuz yapıyordu. Burada da erken kalkmak zorunda değilim şeklinde bunu olumsuz yapmış. Neden ısrar ediyorsun? Seninle gelmeye mecbur değilim şeklinde arkadaşlar. Yine burada yukarıda bahsedilen bir işin yapılmasının gerekli olmadığı durumunu bildiren kalıp ifadelerimiz kullanılmış oldu arkadaşlar. Şimdi ise bir sonraki hazırlık çalışmamızda uygun seçeneği işaretlememiz istenilmiş arkadaşlar. Ailemin geliri çok az. Ailemin geliri azsa arkadaşlar nedir? Para kazanmak lazımdır. Bir şeyler yapmak lazımdır. Yani bir işi yapmam gerekiyordur. Ailemin geliri çok az, çalışmaya mecburum şeklinde bunu tamamlayabiliriz. Cevabımız B seçeneği. Bu ilacı içmen nokta nokta yoksa iyileşemezsin. İyileşmem için bir şey yapmam lazım. Bir şey gerekli. O zaman bu ilacı içmen gerekiyor yoksa iyileşemezsin şeklinde cümlemizi tamamlıyoruz. Bilet almana nokta nokta bende fazla bilet var. Bende fazla bilet varsa bu ne anlama geliyor? Sana verebilirim. Yani bir daha bilet almana gerek yok. Bende olanı kullanabilirsin anlamında bilet almana gerek yok. Bende fazla bilet var şeklinde işaretliyoruz arkadaşlar seçeneğimizi. Bu projeyi sabaha kadar yetiştirmemiz lazım. Nedir arkadaşlar? Lazım, mecbur, gerekiyor şeklinde ifadeler bir işi yapmamıza gerek olduğu durumlarda kullandığımız şeyler. Randevuma geç kalmamak için taksiye binmek zorundayım. Zorundayım çünkü neden? Randevuma geç kalmamam gerekiyor. Bu tür arkadaşlar seçenekli sorular, seçenekli verilen hazırlık çalışmalarında cümlenin genel anlamına bakarak bir çıkarım yapmak zorundayız. Zorundayız dedim. Yani burada nedir arkadaşlar? Yapmamız gereken bir iş olduğunu bildiriyorum. Şimdi ben beni evime bırakmaya nokta nokta yalnız gidebilirim. Yani yalnız gidebiliyorsan bırakmak zorunda değilsin. Ben bu işi yapabilirim anlamı çıkaracak şekilde bir seçenek seçmemiz gerekiyor. Beni evime bırakmaya mecbur değilsin. Yalnız da gidebilirim şeklinde bu cümlemizi tamamlıyoruz başarılı olmam için çalışmam başarılı olmam için nedir arkadaşlar bir şey yapmam gerekir. Oturduğumuz yerde hiç kimse asmanga karap böyle başarılı olamıyor biliyorsunuz. Başarılı olmam için çalışmam gerekiyor şeklinde bu kalıpla doldurabiliriz. Nedir? Bunda çalışmak mastar eki almış fiilimin kök hali mame bizim kalıbımızda kullanılan eklerimizden çalışmam ise iyilik eki almış benim çalışmam gerekiyor da kalıbımızı tamamlamış arkadaşlar. Borcunu ödemek için arabanı satman soru işareti var arkadaşlar cümlenin geneline bakıyorum cümlem nasıl bitiyor soru işaretiyle yani ben mı mi mu mü soru eklerimden birini getirerek bu cümleyi soru olarak tamamlamam gerekiyor. Borcunu ödemek için arabanı satman gerekiyor mu? Şeklinde cümlenin genel anlamına bakarak en uygun seçeneği buluyorum arkadaşlar. Borcunu ödemek için arabanı satman zorunda mısın dediğim zaman arkadaşlar. Arabanı satman zorunda mısın? Bu bir hatalı kullanım olur arkadaşlar. Arabanı satman mecbur musun? Gördüğünüz gibi anlam olarak da <laughs> anlam olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç uyuşmuyor yanlış. Arabanı satman gerekiyor mu senin? Arabanı satman gerekiyor mu? Cümleye soru sorduğum zaman o soruların cevabını net bir şekilde alabiliyorsam cümlenin içinde doğru kurulmuş bir cümledir. Borcunu ödemek için arabanı satman gerekiyor mu? Arabanı satman senin, arabanı satman gerekiyor mu? Burada alınan ekle şahısın ekleri arkadaşlar gördüğünüz gibi uyumlu. Bu sebepten ötürü seçeneğim B seçeneği oldu. Evet arkadaşlar 3. ünitemizin B kısmında bu şekilde gerekliliğin yapmak zorunda olduğumuz ve e, gerek olmayan durumlar şeklinde dil bilgisi konusuyla sona erdirmiş bulunuyoruz. 3. ünitemizin C kısmında ise alternatif sağlık konu başlığı altında gereklilik kipinin hikayesini işleyeceğiz arkadaşlar. Çıkmalıydım, söylemeliydim, anlatmamalılardı çıkmalıydım. The, the, to, ekleriyle arkadaşlar bildiğiniz gibi biz ne yapıyoruz? Hikaye. Bu da nedir? Meli malı ve the, the, to, eklerimizden gelerek gereklilik kipinin hikayesi şeklinde anlatılmış. İşlerini son dakikaya bırakmamalıydın. Bak şimdi sıkıştın. Mamal, bırak mamalıydın. Kırmızıyı değil mavi gömleği almalıydım pişman oldum. Dürüst olmalıydın. Bana yalan söyledin şeklinde arkadaşlar. Meli malı ve dı tutu tı tü eklerimiz kullanılarak gereklilik kipinin hikayesi şeklinde bize örnekler verilmiş. Şimdi ise arkadaşlar okuma metnimize bakıyorum. Gereklilik kipinin hikayesi gerekli olduğu halde yapmadığımız ve artık sonuçlarını değiştiremeyeceğimiz işleri anlatmak için kullanılır. Yerine getirilmemiş görev ve pişmanlıkları anlatır. Yani arkadaşlar bir işi yapmamız gerekti fakat biz o iş yapmadıysak gereklilik kipimizin hikayesi şeklinde bunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi olumlu olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru şeklinde 6 şahsa göre çekimlenmiş gereklilik tipinin hikayesi mevcut arkadaşlar. Ben tek tek sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Ben şahıs ekimiz için ben gitmeliydim, ben gitmemeliydim, ben gitmeli miydim, ben gitmemeli miydim? Sen gitmeliydin, sen gitmemeliydin olumsuz. Sen gitmeli miydin soru. Mı mi mu ekleri geldi arkadaşlar. Sen gitmemeli miydin olumsuz soru. Olumsuz ekimiz neydi arkadaşlar? Ma me gitmemeli miydin şeklinde ise olumsuz soru oluyor. O gitmeliydi. O gitmemeliydi olumsuz. O gitmeli miydi? Olumlu soru. O gitmemeli miydi? olumsuz soru. Biz gitmeliydik. The, the, to, to ekleri gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dik, dik. Biz gitmeliydik. Olumlu. Biz gitmemeliydik. Biz gitmeli miydik? Biz gitmemeli miydik? Olumsuz soru şeklinde tamamlıyoruz arkadaşlar. Siz gitmeliydiniz. Siz gitmemeliydiniz. Siz gitmeli miydiniz? Siz gitmemeli miydiniz? Onlar gitmeliydiler. Onlar gitmemeliydiler. Onlar gitmeliler miydi? Onlar gitmemeliler miydi? Şeklinde arkadaşlar. Altı şahsımıza göre çekimlenmiş gereklilik kipinin hikayesi tablomuzu gördünüz arkadaşlar. Şimdi ise örneklerimize geçiyoruz. Biraz geç olmadı mı? Tüm bunlar bana, tüm bunları bana daha önce anlatmalıydın Anlat arkadaşlar fiilimizin kök hali. Meli malı gereklilik ekimiz. D diye tutuyor ise arkadaşlar hikayesi. Neydi? Daha önce yapmamız gereken ama yapmadığımız yani pişmanlık bildiren cümlelerdi. Biraz geç olmadı mı? Tüm bunları bana daha önce anlatmalıydın. Anlatmalıydın ama anlatmadın. Pişman olan yapılması gerekip de gereken yapılması gereken ama yapılmayan bir durum mevcut arkadaşlar. Dünkü partiye sen de gelmeliydin. Çok eğlenceliydi. Gelmeliydin ama gelmemiş arkadaşlar. Gelmeliydi ama gelmemiş. Yani nedir? Yapılması gereken ama yapılmayan bir durum. Çok şaşırdı yüzünü görmeliydin. Sen yüzünü görmeliydin ama görmedin. Dışarı çıkmadan önce izin almalı mıydım? İşte arkadaşlar olumlu soru almalı gereklilik. Melimalı mıydım ise olumsuz, olumlu soru. Eğer dışarı almamalı mıydım şeklinde olsaydı dışarı çıkmadan önce izin almamalı mıydım şeklinde olsaydı olumsuz soru gereklilik kipa, kipinin hikayesinin olumsuz sorusu şeklinde olacaktı arkadaşlar. Annem bana çok kızdı. Sence geç saatte eve gelmemeli miydim de ise burada arkadaşlar. Olumsuz soru şeklinde örneğimiz verilmiş arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım kısmına geldiğimiz zaman ise sana söyledim. O kadar çok kola içmemeliydin. İçmemeliydin ama içtin. şeklinde tamamlayabiliriz. Artık çok geç. Bunu daha önce düşünmeli.meli-malı nedir arkadaşlar? Gereklilik kipimizin ek, e, ekleri. Düşünmeliydin sen bunu. Daha önce düşünmeliydin ama düşünmedin. Yapman gereken ve yapılmayan bir durum. Bu şekilde etkinliğimiz arkadaşlar. Bir hazırlık çalışmamıza geçtiğimizde ise aşağıdaki resimlere bakalım. Sizce onlar ne yapmalıydı, ne yapmamalıydı? Her biri için bir olumlu, bir olumsuz cümle yazalım. Ben bunun bir tanesini örnek yapayım arkadaşlar size. Birinci resimde gördüğünüz gibi hasta yatağında bir e, beyefendi var ve e, eşi de ona destek olmak için gelmiş. Bunun için ne diyebiliriz arkadaşlar? Ne yapmalıydı? Kendine daha iyi bakmalıydı. Ne yapmamalıydı arkadaşlar? Sağlığına zarar verecek şeylerden uzak durmalıydı ama durmadı. Yani yapması gereken ama yap, yapmayan bir durum mevcutsa gereklilik zamanın hikayesi mevcut arkadaşlar. Bu şekilde etkinliğimize devam edilebilir. Daha sonra dinleme metnimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar kelimeler kısmıyla üçüncü ünitemizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar gereklilik kipiyle üçüncü ünitemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda dördüncü ünitemize geçeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. thank